Avrasya Hastaneler Grubu Şifa Kapısı'nı sunar. Mutlu günler efendim. Şifa Kapısı Sağlık Programı ile karşınızdayız. Özel yayın bugün çünkü sağlık çalışanlarının en önemli günlerinden 14 Mart. Sağlık çalışanlarının tıp bayramını efendim yürekten kutluyoruz. Umarım keyifle, huzurla emeklerine yönelik işlerini güzel ve mutlu bir şekilde sürdürüyorlardır dedikten sonra efendim Avrasya Hastaneler Grubu'ndan kalp ve damar cerrahisi uzmanı, değerli hocamız doçent doktor Ali Rıza Cener ile birlikte kalp hastalıklarını konuşuyoruz. Kalp hastalıkları nelerdir? En sık günümüz şartlarında gördüğümüz sağlık sorunlarında belirtileri, tedavisi ve teşhis aşamaları ve özellikle ameliyatın önemini konuşacağız. Sizlerden gelen soruların da cevabını değerli hocamızdan birlikte dinleyeceğiz. Ama öncesinde sizler adına ve ekim adına değerli hocamıza hoş geldiniz, merhabalar diyoruz. Teşekkür ederim. Hocam güzel bir gün. Evet. Bayramınızı kutluyoruz. Çok teşekkür ederim. Umarım keyifle geçer. Çok teşekkür ederim. Ben de buradan bütün sağlık çalışanlarının tıp bayramını kutluyorum. İnşallah bundan sonra daha olumlu ve uygun şartlarda çalışırlar. Güzel haberlerle. Evet, evet, inşallah. Peki hocam, izninizle özel bir gün ve önemli sağlık sorunlarının başında gelen kalp hastalıklarını konuşacağız. Evet. Yakından takip ettiğim hocalarımın başında geliyorsunuz. Özellikle Türkiye'nin ve dünyanın en önemli sağlık sorununun habercisi kalp hastalıkları. Neden yani diye şu anda sorarım. Yani dünyada genel olarak hani böyle kalp ani ölümlerde, ölüm oranlarında işte kanser ve kalp krizleri, evet, işte inmeler, yani damar tıkanıkları başa baş gibi. Hakikaten önemli bir sorun. Evet. Kalp damar tıkanıkları. Ya yani bu sadece kalp damar tıkanıklığı da değil, için içinde başka işte kapak hastalıkları, aort damar hastalıkları, doğumsal kalp hastalıkları ya da diğer kalp dışı damar tıkanıklıkları da var. Bacak damarlarında, bağırsak damarları, beyin damarı gibi. Yani bütün damar tıkanıklıkları tabii bizi ilgilendiren konular. Hakikaten ciddi bir problem. Dünyada da hala yani çözüm bulmuş bir problem değil. Yani hani kanserle hani çok ilerlemeler var, çok şeyler yapılıyor. Hala da çözüm bulamadı. Hala en yaygın ölüm sebeplerinden bir tanesi. Aynı şekilde koroner kalp hastalığı özellikle dünyada en önemli ölüm sebeplerinden bir tanesi. En ciddi sağlık sorunlarından bir tanesi. Yani bir kısım tabii genetik faktörler falan var ama işte hani hep bahsediyoruz işte beslenmeydi, spordu, sigaraydı, tütündü. Yani bunlar da hala güncelliğini koruyor. Hala bunların hani üzerine gitmiş değiliz. Hala sorunları çözmüş değiliz. Şimdi hani çok uğraşılıyor işte bak şeker hastalığı işte olmasın diye obeziteyle bütün dünya mücadele ediyor. Bizim devletimiz de mücadele ediyor. İşte obeziteyle ilgili, şekerle ilgili, şeker hastalığı ile ilgili, beslenmeyle ilgili. Ama hala ciddi problem. Yani hala aşılmış değil. Aşılacakmış gibi de yakın dönemdemiş gibi gözükmüyor. Çünkü bu iş biraz da bir sektör olmuş artık. Sektör. Yani özellikle şeker tüketimi çok maalesef çok yaygın. Obezite hala çok yaygın ve gençlerde maalesef özellikle yeni nesil çok büyük tehdit altında. Çocuklarımızın spor olanakları az. Herkes evde televizyon başında, bilgisayar başında, telefon başında hareketsiz. Ve obezite gittikçe artıyor. Ve fast food dediğimiz işte hazır besinler, şekerli gıdalar, hamurlu yiyecekler, şekerli içecekler maalesef çok yaygın ve gittikçe de artıyor. Peki, maalesef dikkat edeceğiz. Çocuklarımız için, gelecek için tehlikeli bir durum söz konusu. Hakikaten dikkat etmek lazım yani. Önlem anlamında tabii ki genetik faktörlerin yanı sıra çevresel faktörler daha tabii çevresel çok, faktörler şu anda daha çok ağırlık basıyor neredeyse. Yani diyelim ki bir insanda genetik olarak damar tıkanıklığı riski var.
ailesinde var, işte annesinde, babasında, dayısında, teyzesinde ya da herhangi bir tanesinde var ise kendisinde de damar tıkanıklığı olma ihtimali var. Ama iki önemli faktör, özellikle sigara, yani tütün kullanımı, bu şeyi çok 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 hızlandırıyor. Mesela diyelim ki damar tıkanıklığından dolayı 70 yaşında kalp krizi geçirecekken 30 yaşındaki kalp krizi geçiriyor. O kadar? O kadar. Riski büyük. O kadar çok artırıyor. Ya da diyabete yakalandın. Zaten diyabete yakalandığın zaman damar tıkanıklığı diyabette eşit gibi. Damar tıkanıklığı hemen başlar. Yani ailesel olarak yoksa bile sırf şekerden dolayı ciddi damar tıkanıklığı olur. Göz damarı tıkanır, beyin damarı tıkanır, kalp damarı tıkanır, bacak damarı tıkanır, böbrek damarı tıkanır. Yani ciddi bir problem. Diyabet, şöyle, diyabet çünkü evet. Çok ciddi bir problem. Diyabetin de işte biliyorsun en büyük sebebi obezite. Obezite. Yani yine içkinliğe gidiyor, şekere gidiyor. İşte hamur kullanımına, ekmek tüketimine. Yani işler hep aynı şeye geliyor, başa geliyor. Peki şöyle diyebilir miyiz? Telefonlarımızı da alacağım, merak etmeyin. Hatırlatmamızı yapalım. Değerli hocamız kalp ve damar cerrahisi uzmanı. Televizyonları yeni açan izleyicilerimiz olabilir. Kalp hastalıklarını ve ameliyatlarını konuşuyoruz. İstanbul merkezden olduğu için yeniden hatırlatalım. Sizler çok iyi bilseniz de numaralarımızı. 0212 alan kodunu mutlaka çeviriyoruz. Sonrasında 616 1221'den değerli hocamıza sorularınızı yöneltebilirsiniz. Kalp hastalıklarına ilişkin sorularınız için ekip arkadaşlarımız sizlerin telefonlarını bekliyor. Telefonlarımıza geçeceğim ama öncesinde hocam, kilo artı şeker eşittir damar tıkanıklığı mı diyebiliriz? Yani kilo alması, özellikle göbek çevresindeki kilo olması, zaten biliyorsun karaciğer yağlanması, insülin rezistansı, insülin direnci ve diyabet. Yani bu zaten ona zemin hazırlıyor. Birbirimiz. Zaten bir insanda dediğim gibi diyabet başladığı zaman da damar tıkanıklıkları çok hızlı bir şekilde artıyor. Yani onun için ne yapıp edip obeziteden uzak durmak lazım. Yani obeziteden uzak durmak için de işte hareketli olmak lazım. Belli bir spor alışkanlığı geliştirmek lazım. Yani Türkiye'de bu maalesef yani yeni yeni belki hani biraz bir şeyler var ama hala çok az. Yaygın. Özellikle belli bir yaştan sonra insanlarımız sporu tamam bırakıyor. Esas belli bir yaştan sonra daha çok yapmak lazım. Mesela bayanlarımız mesela 50-60 yaşından sonra hepsi çok inanılmaz kilo alıyorlar. Ve bayanlar biliyorsunuz damar tıkanıklığı yönden biraz şanslıdır. Daha, o östrojenin evet. Hani damar tıkanıklığı riskini azaltıyor ama o işte menopozdan sonra o risk zaten eşitleniyor. Bir de kilo alıp şeker hastalığı çıktı mı? Al sana bütün problemler evet, başlıyor. Sadece kalp de değil. Yani şeker hastalığı çıktığı zaman sadece kalp problemi de değil. Kanser riski de artıyor. Yani mesela obezite birlikte artık bu kanıtlanmış bir şey. Kanserin en büyük sebeplerinden bir tanesi obezite. Yani obezite hem kansere sebep oluyor hem de kalp ve damar problemlerine sebep oluyor. Dünyadaki en büyük problem bahsettik demin, en büyük ölüm sebeplerinden iki tanesi kanser ve damar tıkanıklıkları dedik. Bak obezite ne kadar önem kazanıyor. O zaman bol bol spor yapacağız hocam. Yani spor yapacağız, kilo almayacağız, göbek çevremiz burada göbek olmayacak. Evet. Peki yani hocam, onun için de işte şekerli şeylerden, yiyeceklerden, içeceklerden mümkün olduğu kadar uzak durmak lazım. Hamur işlerini mümkün olduğu kadar azaltmak lazım. İşte et, balık, tavuk, sebze onları bol bol tüketilebilir. Bir kilonun bile çok önemi var değil mi hocam? Ya tabii. Ama işte yani özellikle göbek çevresi ve karaciğer yağlanması ciddi ciddi risk. Aman hem değil. Damar tıkanıklığı yönünden hem kanser yönünden. Peki hocam izninizle telefonlarımızı birkaç tanesini eşlik edelim. Daha sonra diğer sorularımızı sormaya devam edeceğiz. İlk telefonumuza merhabalar diyoruz. Alo. Alo. Merhabalar. Merhabalar, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Dinleyelim efendim. Evet, hocamın tıp bayramını kutluyorum. Bundan 2 yıl önce kayınpederimin ameliyatını yapmıştı. Nasılsınız hocam? Teşekkürler, Aslanım, sağ olasın. Aslanım, Tekirdağ'dan hocam. Belki hatırlayabilir misiniz bilmiyorum. Binlerce hastamız var çünkü. Damar ameliyatı yapmıştınız hocam. Tabii hatırlıyorum, tabii ki. Evet. İyi çalışmalar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. İyi günler. Sağ olun. Benim sorum olacaktı. Kayınpederim bu dönem içinde çok kilo aldı. Ya. Ve rahatsızlandı. Yani öksürük oldu, ciğerlere iniyor. Pazartesi biz onu doktora götürdüğümüzde safra kesesinde taş çıktı. Hmm.
Tabii o bize ameliyat sorun. Diyorlar. Biz bu durumda ne yapabiliriz? Nasıl bir yöntem izleyebiliriz? Yani ameliyat olabilir. Yaptırmamız doğru mudur, tabii değil ki, midir? Tabii ki, tabii ki. Yani ameliyat olması gerekiyorsa ameliyat olsun. Yani bu arada hani kalple ilgili yine bir iki tetkik yapılır. Bir ekokardiyografisine bakılır, bir EKG'sine bakılır. Eğer onlarda ciddi bir problem yok ise evet. Ameliyatı olsun tabii. Çünkü safra kesesindeki oradaki taşlar önemli. Bazen o kanala düşer, ciddi problemler olabilir. Onun için olabilir. Zaten onun için kapalı yöntemle çok rahat yapılıyor. Çok yüksek bir risk taşımaz. Bir de hocam kapalı mı yaptırmak doğrudur? Tabii kapalı. Acaba kapalı. Açık kapalı. Mı yaptıralım? Evet, kapalı yapıyorlar günümüzde. Açık yapmıyorlar yani. Tamam hocam, tamam. Yani çok geçmiş olsun ama kilo kiralık. Alması, bak işte bak demin de bahsediyoruz. Hocam beni bile uyardınız. Ben özellikle bizim hastaları, kalp ameliyatı olan hastaları... Gazlı içecekler özellikle bize bir şey olabiliyor mu? Yani şekerli içecekler, yani soda, sadece soda olabilir. Onun dışındakilerin hepsi şekerli maalesef. Gazlı içecekler. Yani sadece soda dışında içmemek lazım. Kilo konusunda da... Çok ya bir ara bir gelse aslında konuşsak iyidir. Her geldiğimizde hatta bizi çok tedirgin eden bir olaydı sizinle paylaştığımız maalesef. Evet. Yani ama onu bir tekrar bir konuşmak lazım. Tamam hocam. Yani ben bütün çünkü hastalarıma bizim Ahmet ettiğimiz hastaların öyle ileriki yıllarda rahat etmesi açısından hakikaten son derece önemli kilo. Hem evet. Şeker kontrolü, tansiyon kontrolü, kolesterol kontrolü. Evet. Evet. Bunlar yani önemli. Bak safra kesesinin bile ilgisi var yani kiloyuna. Evet. 2-3 oldu grip oluyor. Hemen atamıyor. Tabii, hemen tabii. Ciğerlere çünkü inip akciğer problemleri tabii. Kuahın da sebeplerinden bir tanesidir kilo. Ve çok aşırı kabız olduk hocam. Yani tiroidlere falan bakmak lazım. Yani bir genel şeylere bakmak lazım. Tiroid hormonlarına falan da bakmak gerekiyor. Hani taşlar kalması. Mı yaptı bilemiyorum da çok problemimiz var şu anda. Kabızlıkla da olsa. Bir ara bir gelse aslında konuşsak iyi olur. Sizi bulmuş. Tamam, teşekkür ederim. Zaman ayırdığınız için iyi çalışmalar. Biz çok teşekkür ederiz. Tekrar kutlu olsun. Teşekkür görüşmek ederim. Üzere. Sağ olun. İyi günler diliyoruz. Tabii değerli hocamızı hastaları bulmuşken normal aile sohbeti gibi birlikte dertlerimizi paylaşabiliyoruz değil tabii mi ki, hocam? Tabii ki, tabii. Güzel buluşmalar oluyor. Az sonra yine diğer telefonlarımıza devam edeceğiz ama özellikle izleyicilerimizin çoğunluk adına, sizler adına değerli hocama sormuş olalım. Kalp krizi geçirenler var hocam. Damar tıkanıklığı 1'den 5, 6 bir sürü damar ne damarmış diye ekip arkadaşlarımıza yazdırıyorlar. Koca kalp yani. Evet. Kalbin sonuçta kalp biliyorsunuz kaslardan oluşuyor. Evet. Ve kas dakikada yani işte 70-80 ortalama diyelim çalışıyor. Ve devamlı oksijen ihtiyacı var, besin hiç ihtiyacı var. Hiç durmuyor değil mi hocam? Durur mu? Nasıl 7-24 durduğu an orada sıkıntı başlıyor. Evet. Ya durmaz zaten. Durduğu zaman bitiyor. Bittik Allah korusun. Yani durmuyor tabii ki. Evet. Onun için kana ihtiyaç var, oksijene ihtiyaç var, besine ihtiyaç var. Değil mi? Enerjiye ihtiyaç var. O nereden gelecek? Damarlardan gelecek. Evet. Onun için kalbin damarları, bütün damarlanması çok iyidir. Yani her taraftan, sağdan soldan iki tane ana damar çıkar. Onlar da dallara ayrılır. Dallara ayrıldığı zaman işte 7-8 damar bile böyle büyük damarlara bazen oluyor. Bypass yaptığımız oluyor. Evet. Yani ana olarak yani temel olarak 3 tane damardan bahsederiz. Sol 2'ye ayrılır. Solda 2 tane, sağda 1 tane denir ama bunlar çok damar olabilir yani. Bütün damarları çünkü sağ 3'e 4'e ayrılıyor. Sol yine 2'ye ayrılıyor. İkiler tekrar dallara ayrılıyor ve bütün kalbi besliyor. Evet. Onların hepsinde darlıklar olabiliyor. Şimdi hocam izleyicilerimiz tabii merak ettikleri için bizler de size soralım. Bütün vücudumuzdaki organların dinlenme aşaması uyku durumunda var ama kalbimizde yok. Yok. İzleyicilerimiz yok. Kalbimin durduğunu ama canlandırmayla yeniden yeni hayata tutundu mu? Orada hızlı hareket mi gerekiyor? Ya tabii da, yani kalp şimdi durabilir. Yani ne zamanla duruyor? Genelde çoğunlukta kalp krizlerinde durur. Evet. Bazen de hani kardiyomiyopati dediğimiz böyle kalp kasının çok zayıf olduğu hastalarda da böyle fibrilasyona girerek kalp durmaları olabilir. Kalp durduğu zaman özellikle kalbin durmasının en büyük sebebi fibrilasyondur. Evet. Ventriküler fibrilasyon dediğimiz kalbin titreşim haline geçmesi. Bir ileti bozukluğu aslında bu. Daha çok kalp krizlerinden sonra olur ama dediğim gibi işte kardiyomiyopatilerde, kalp kası zayıflıklarında da olur. Olduğu zaman işte elektroşokla hani filmlerde falan da görürüz. Elektroşokla çakarak o elektrik sistemini düzelterek onu düzeltmeye çalışırız. Ve bu arada tabii masaj, kalp masajı yaparız. Eğer hiçbir şey yapılmaz ise yani 2-3 dakikadan sonra tabii vücuda kan gitmeyince organlar yavaş yavaş
hasar görmeye başlar. En başta hasar gören de beyindir yani maalesef. Evet. Özellikle 5 dakika geçtikten sonra beyinde ciddi hasarlar olabilir. Hani 2-3 dakika belki idare edebiliyor. Ama özellikle 5 dakika bizim için en büyük sınır. Ondan sonra ciddi kalıcı hasarlar olabilir. Kalp dönebiliyor, diğer organlar toparlayabiliyor ama beyin toparlayamıyor. Şimdi telefona merhaba diyeceğim ama özellikle doktora gittiğimde check-up'larım yapıldığında yapılan check-up sonucunda kalp krizi geçirdiğimi ama ben fark etmediğimi dile getiren izleyicilerimiz olabilir, var. Böyle bir şey olabilir, olabiliyor mi hocam? Yani bazen işte göğüs ağrısı olur. Üşüttüm diyor, grip oldum diyor. Ya da o zaman bazen özellikle şeker hastasıysa bazen hiç ağrı duymayabiliyor. Çünkü şeker hastalarında sinir uçları da harap olduğu için ağrı duyuları da az oluyor, hissetmiyorlar. Bazen mide ağrısı gibi oluyor. Kalbin alt kısmındaki damar tıkandığı zaman midem ağrıdı diyor. O zaman başka... Çoğu hasta zaten bize mide ağrısına gelen hastamız çoktur. Mesela yürüyünce midem ağrıyor diyor mesela. Hemen o zaman uyanıyoruz. Onun damar tıkanıklığı olduğunu. Aman dikkat diyelim. Tabii. Bazen de böyle 3-4 saat. Zaten kalp krizleri genelde 3-4 saat sürer. Ondan sonra ağrı geçer. Bazılarında daha böyle küçük kalp, küçük bir bölge tıkandıysa, küçük bir yerden kalp krizi geçirse daha hafif ağrılar olabilir. Müpem ağrılar olabilir. Yani kalp krizinde öyle her zaman çok şiddetli ağrı olmayabilir. Ama büyük bir damar tıkandıysa, özellikle şeker hastası da değilse genelde şiddetli ağrılar duyar. Ama bazen dediğim gibi sessiz kalp krizleri olabilir. Peki o kriz anında kişi fark etmedi ama normal yaşamına devam ediyor. Ödebilir. Orada hasar noktası oluşuyordur mutlaka değil mi hocam? Tabii. Şimdi tıkandı, diyelim ki damar tıkandı. Tıkandığı bölgedeki beslediği bölge orada hasar olur. Orada hücrelere kan gitmediği için. Nasıl bir ağaca suyunu vermezsen, besini vermezsen kurur. Oradaki hücreler de aynı şekilde kan gitmediği için orada hasar görüyor. Oradaki işte şeyler önemli. Yani tıkanıklığın derecesi önemli. Tam mı tıkanmış, yavaş mı tıkanmış, ani mi tıkanmış, hastanın yaşı önemli. Mesela genç ise orada hasar daha fazla oluyor. Ama yaşlı hastalarsa orada hasar bazen çok az olabiliyor. Çünkü vücut kendi kolateralların, kolateral dediğimiz vücudun kendi bypasslarını yapıyor. Diyelim ki bir yerde bir darlık oluştu. %80-90 darlık gelişti. Oraya az kan gidince vücut kendisi oralarda damar oluşturuyor yanlardan. Orası tıkansa noktası, bile o damarlar devreye giriyor ve bu hasta kalp krizini mesela az geçiriyor. Orada hücrelerin hepsi ölmüyor ya da az ölüyor ya da az hasar oluyor. Onun için hani böyle yaşlı hastalardaki kalp krizleri biraz daha iyi, gençlerde biraz daha kötü, kötü seyrediyor. Evet. Peki hocam izninizle telefondaki izleyicimize merhabalar diyelim. Alo. Telefondaki izleyicimiz duyuyor mu efendim? Alo. Alo. Merhabalar. Alo. Duyuyoruz sizi. Duyuyorum, duyuyorum, duyuyorum kardeşim, duyuyorum. İyi günler. Çok güzel, iyi günler. Dinleyelim sizi. Benim oğlum 14 sene önceki kalbinde ühürüm vardı. Ameliyat oldu. Evet. Açık kalp ameliyat oldu eskide. Evet. Şimdi oğlum sigarayı çok içiyor. 31 yaşında. Ne içiyor? Sigara, sigara. Sigara ya, ya. Evet. Yani yanlış tabii ya, sigara yani, biliyorsun her türlü zararlı sigara. Doktora içme dedi ama doktor beyim içiyor. Ana içiyor, içmediği zaman da yani strese giriyor. Onu ben danışmak istedim. Yani çocuğum, biraz destek almak lazım. Görünce. Belki psikiyatriden destek almak gerekebilir. Yani bu konuda danışmanlar var. Onlardan destek alabilir. Yani tabii sigara son derece zararlı. Yani evet, hani kalp delik tabii doktoru. Tabii. Çünkü kalbi delik olanlarda kaç yaşında ameliyat oldu o zaman? Yaklaşık daha 10 yaşında falandı o zaman herhalde. Yok, yani 15 yaşında. 17 yaşında oldu. 17 yaşında. Doktorum. Çünkü o kalbindeki delik zaman içerisinde akciğerlere hasar veriyor. Kalpte büyüme yapıyor, akciğerlerde akciğer tansiyonu yükselebiliyor. Sigara içtiği zaman zaten onlarda belirli bir miktar akciğer hasar oluyor zaten. Sigara içtiği zaman da bu akciğer problemleri daha da artabilir. Zaten sigara hiçbir şey yapmasa bile zaten çok zararlı. Sürüşünen kanserin sebebi işte gırtlak kanseri, dudak kanseri, akciğer kanseri, mesane kanseri. Zaten onların sebebi. KOAH'ın sebebi, yani ciddi akciğer problem sebebi. Evet. İleride damar tıkanıklarının sebebi. Aort damarının işte hem tıkanması hem yırtılmasının sebebi. Yani sigara son derece zararlı bir şey. Bıraktırmaya çalışmak lazım. Söylüyoruz ama işte içiyor. Biraz destek alması gerekebilir. Biraz destek vermek gerekebilir. Nurgül teyzeciğim, Eskişehir'den bize ulaşmışsın. Şu an çocuğunuzun dinleme şansı var mıydı hocamızın söylediklerini? Aslında çocuğum
Okulda memur, okulda, lisede. Anladım. Siz anlatın lütfen değerli hocamızın i̇şte söylediklerini. İşinden dolayı da yani strese giriyor, işi de yoğun oluyor lisede. Sigara içince stres bitmez. Ama o hocam, avunmadır, evet. Yani. O yani onu başka türlü stresi bazı ilaçlar kullanarak giderebilir yani. Stres oluyor diye tüketilen zararlı maddeler sonrasında büyük sağlık sorunlarına dönüşebilir uyarısın değerli hocam. Stresi gidermiyor yani. Yapıyor. Aman merak dikkat etmez. Diyelim. Eskişehir'e sevgiler gönderiyoruz. Hocam telefonlara yine merhabalar diyeceğim ama kalp krizi belirtisinde göğüs ağrısı bütün programlarda dile getiriyoruz ama mideyle karıştırılabilir. Enseye doğru giden şikayetlerde, kola giden şikayetlerde sorular var. O zaman tabii. Tüm organlara yani yansıyor şöyle diyebilir yani miyiz? Kalbin kendi ağrı duyusu yok aslında. Evet. Kalpteki hani bu krizdeki yani kalbe iğne batırsan ağrı duymayabilirsin. O kadar. Yani evet ağrı duyusu yok ama bu kalp krizinde yansıma ağrısı olur. Yansıma da daha çok en çok işte bütün bir göğüs bölgesini alır. Özellikle çeneye doğru ve kollara doğru. Yani sağ sol ikisi tarafa da gidebilir. Bazen sırta doğru. Bazen işte dediğim gibi tuttuğu bölgeye göre mideye doğru olabilir. Yani kalp krizinde zaten ağrı böyle hemen geçmez. 3-4 saat sürer. O zaman bizi sabitliyor ve o an... Tabii yani bazen hani hastalar bazen çok söyler. Bıçak saplanıyor, giriyor, çıkıyor. Böyle hani 1-2 daha saniye sürüyor. Onlar kalp krizi değil. Kalp krizi öyle olmaz. Kalp krizi hakikaten ciddi bir şeydir. Dünyanın en kötü ağrılarından bir tanesidir. Bunda kalp krizinde sadece ağrı olmaz. Diyelim ki kalp krizi geçirdiği bölgede kalp oranında kasılması da zayıflıyor. Kalp kasılmaya zayıflayınca kalp pompa gücü azalıyor. Pompa gücü azalınca hastada o anda akut kalp yetmezliği bulguları çıkıyor. Ve hasta nefes darlığı da duyabiliyor o anda. Ve boğulma hissi geliyor ve ölüm korkusu geliyor. Yani kalp krizi hakikaten hasta son derece ağır bir tablodur. Ve yani büyük bir kalp krizi ise evet. Özellikle çok ciddi bulgular verir. Yani öyle çok atlanacak bir şey değil. Yani bazen işte küçük damar tıkanıkları, küçük bölgelerde bazen atlanabilir ama genelde atlanmaz. Yani ciddi bir şeker hastası değilse genelde atlanmaz. Aman dikkat diyoruz. Peki hocam, bypass ameliyatı, daha doğrusu kalp hastalıklarında her kalp hastası ameliyat mıdır soruları geliyor. Çünkü stent taktığınız hastalarınız tabii, var tabii. Ama gerektiği takdirde de ameliyata giden hastalarımız var. Tabii. Yani şimdi onu diyelim ki biz şüphelendik ya da kardiyoloji bölümü gördü. Damar tıkanıklığından şüphelendi. İşte eko yapıldı, efor testi yapıldı, sintigrafi yapıldı, işte EKG çekildi, muayene yapıldı. Eğer damar tıkanıklığından şüpheleniyorsa genelde bu damar tıkanıklığını ortaya koyan tek yegane şey anjiyodur. Anjiyo yapılır. Anjiyoyu kardiyologlar ve kalp damar cerrahları beraber değerlendirirler. Anjiyo sonucuna göre hangi damar tıkanmış, nerede tıkanmış, ne kadar damar tıkanmış, damarın tıkanıklığının uzunluğuna kadar yeri nasıl ona göre bakarak ya stent takılır ya bypass kararı verilir ya da hiçbir şey yapılmaz ilaç tedavisi verilir. İlaç kritik tedavisi. Darlık yoktur mesela %50'nin altında darlıklar vardır. Ya da küçük bir damar tıkanıdır, kritik bir damardır ama küçük bir damardır müdahaleye gerek görülmez gibi. Ya da tam tıkanmıştır bir damar, ince bir damardır, müdahaleye gerek görülmez. Durumlar da olabilir ama bazen de işte dediğim gibi ya bypass kararı verilebilir ya da stent kararı verilebilir. Stentte de ne yapıyoruz? Yine anjiyo gibi aynı. Anjiyo esnasında damardan, kasıktan girilerek ya da koldan girilerek o damara balonla açılıp içine stent dediğimiz çelik kafes diyelim yani bir boru diyelim. Boruyu yerleştirerek orada açıklık sağlanabiliyor. Bir nevi yol açıyorsunuz diyebilir tabii, miyiz? Tabii. O damarı dediğim gibi şişirip, diyelim ki bir damar tıkandı, içinden tel geçti, telin içinden balonla şişirip oraya stenti yerleştirdiğin zaman o açılabiliyor. Ya da açılmayacak gibi ise bypass yapıyoruz. Bypass nedir bypass hocam dediğimiz, açarsak? Bypass köprüleme aslında. Yani damar tıkalı yeri pas geçme anlamında. Diyelim ki bir yerin damarı tıkandı, oraya bir köprü yaparak aort damarından ya da meme damarı gibi bir ana damardan yol yaparak tıkarı yerin ilerisine anastomoz yapıyoruz. Oraya bypass yapıyoruz ve o şekilde o tıkarı yeri pas geçmiş oluyoruz.
Ve bu şekilde oranın kanlanması devam ediyor. Bypass ameliyatı hakikaten son derece faydalı ameliyatlar. Yani işte yaklaşık diyelim 50 yıldır yapılıyor bu bypass ameliyatları. Böyle hala popülaritesini ve güncelliğini hala korumakta. Peki kimlere... Çünkü uzun dönem sonuçları hala çok daha iyi. Evet. Uzun dönem sonuçları çok iyi. Yani hastayı bypass'tan sonra 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl sonra bile bakıyorsunuz hala yaptığımız bypass'lar çalışabiliyor. Bir ömür. Tabii çalışabiliyor. Burada tabii şeyler bazı çok faktör var. Yani odan yaptığımız bypass'lar bazen tıkanabiliyor. O tıkanmanın da çok sebepleri var. Kişiye özel sebepler var. Cerrahiye özel sebepler var. Özellikle hasta kendine çok iyi dikkat ederse ameliyattan sonra, işte şekeri varsa şekerini kontrol altına alırsa, kilosunu verirse, tansiyonunu kontrol ederse, sigarayı bırakırsa, evet. Bu damar tıkanıklığı hızı son derece yavaşlıyor. Yani bu damar tıkanıklığı, ateroskleroz dediğimiz damar tıkanıklığı biten bir süreç değil. Bypass yaptık, bitti. Stent taktık, bitti. Öyle bir şey yok. Bu vücut bu damarı hep devamlı tıkamaya çalışıyor. Yani yaptığımız stentler de zaman içerisinde bakıyorsun tekrar tıkanıyor. Çünkü oraya devamlı tıkanma eğiliminde. Bu ateroskleroz böyle bir olay. Yani biten bir olay değil. Evet. Onun için bunu yavaşlatmanın da yolu işte sigarayı bırakmak, şeker hastalığı olmamak, varsa da şekeri kontrol etmek, kilo vermek, spor yapmak. Yani yolu bu kadar, çok da zor değil aslında yani. Kolesterolü, tansiyonu olan yani izleyicilerimiz bize ulaşmış. Yani kiloyu durumda falan verirse, yani obeziteden uzak durursa, sporunu yaparsa zaten kolesterol de düşüyor, tansiyon da düşüyor. Peki kolesterol izleyicilerimiz merak ettiği için, çoğunluk adına sizler için soralım. Kolesterolü vücut mu yapıyor? Ne kadar dikkat etsem tabii. Kolesterolden kurtulamıyorum. Yani değerlerim çok yüksek diye izleyicilerimize soruyorum. Ne kadar diyet yaparsan diyetle %5'tir kolesterol düşürme şeyi. %95 yine vücudun yaptığı o genetik bir takım faktörler var. Genetik enzimler var. Karaciğerde, damar duvarlarındaki enzimler, mekanizmalar var. Bir mekanizma değil, birçok mekanizma var. Bunun çoğu genetik faktörlerle ilgili. Bunu biz ancak nasıl azaltabiliyoruz? Yani bir miktar diyetle, yani işte kilodan uzak durarak ve spor yaparak azaltabiliyoruz. Biraz da bazen çok yüksekse ilaçlarla azaltabiliyoruz. Onun için son derece önemli. Yani bypass yaptık, olduk, bitti diye bir şey yok. Dikkat edin. Eğer hastalar bazen çünkü dikkat etmezlerse bakıyorsun 7-8 yıl sonra bakıyorsun damar tıkanıyor. Aslında ameliyat sonrası... Son derece önemli tabii. Evet. Çok önemli. Yani ameliyat sonrası son derece önemli. Hastaların bu damar tıkanıklığı, bu aterosklerozun ilerleme hızını azaltması lazım. Hı hı. Çünkü eğer bu hız yine aynı şekilde devam ederse yaptığımız bypass tıkanıyor. Yaptığımız bypass'ın ilerisi tıkanıyor. Ya da yapmadığımız damar, o anda normal olan damar bakıyorsunuz tıkanıyor. Hı hı. Yani beyin damarı tıkanıyor, felç geçiriyor. Bacak damarı tıkanıyor. Yani bu işin sonu yok. Yani bu damar sertliğinin ilerlemesini durdurmak lazım. Ya da yavaşlatmak lazım. Durduramıyor zaten de. Yani bu işin genetik, çünkü birçok genetik faktör var. Belki ileriki yıllarda belki durduracağız ama şu andaki gen mühendisliği ve teknolojik şeyler hala bunu durdurmaya yetmiyor. Burada ama ileride belki olabilir. Yani. Ama dediğim gibi çevresel faktörleri, bizim yapacağımız çevresel faktörleri azaltmak. Evet. Yani muhakkak spor yapmak lazım. Yani kesinlikle kilo almamak lazım. Yani ben bizim bütün ameliyat ettiğimiz hastalara ısrarla söylüyoruz. Kesinlikle göbek varsa göbek gidecek, kilo olmayacak, kilo almayacağız. Sigarayı bırakacağız ve düzenli spor yapacağız. Yani spor dediğinde gidelim, hadi futbol oynayalım, basket oynayalım gibi. Onlar da yapabilir. Ama en azından onları yapamıyorsan en azından yürüyüş yap. Hafif koşu, yürüyüş. Böyle haftanın 3-4 günü böyle bir saat yapsa bile o bile bize bir faydası var yani. Peki kurallara uyuyor mu hastalarınız? Kontrollere geldiğinizde işte gözlemleriniz nasıl? Uyan çok ama uymayan da olabiliyor. Ve maalesef uymayanlarda erken dönem sıkıntı yaşıyoruz. Bazen böyle 1-2 yıl içerisinde bile tıkanabiliyor damarlar. O kadar. Birkaç ayın içinde tıkananlar da var. Ama bakıyorsunuz 20 yıl sonra bile kendisine iyi bakmışsa hiç tıkanmayan da var. Burada peki damar tıkanıklığı demişken özellikle damar tıkanıklığının yeri mi önemlidir ameliyat için ya da her damar tıkanıklığı ameliyat mıdır diye izleyicilerimiz. Yani işte tabii damar tıkanıklığı yeri önemli. Yani çok uç kısımda bir yerde tıkanmışsa
Yani beslediği alan küçükse oraya bir şey yapmaya gerek yok. Ama damarın en başı dediğimiz proksimal kısımlarında eğer darlık evet. varsa onlar önemli. Çünkü o en başı tıkanınca o büyük bir bölge hasar görebilir. Onun için oralarda darlık var ise özellikle ana korner diyoruz, sol ana korner diyoruz. Mesela ana kornerin başında var ise orada %50 bile darlık olsa bypass yapmak gerekiyor. Peki hocam, özellikle bypass için alınan damarların ileriki aşamada sorunu olur mu vücutta diye sorular var ama yok, kendisinden alıyoruz zaten. Kendisinden. Daha çok meme damarını muhakkak kullanıyoruz. Çünkü gösterilmiş ki dünyada şu anda bütün yapılan çalışmalar en uzun açık kalan, en az tıkanan damar meme damarı. Onun için hastanın durumuna göre eğer ciddi şeker hastası değilse, çok kuahlı değilse genelde iki meme damarını almaya çalışıyoruz. Ama bazı durumlarda iki de meme damarı riskli olabiliyor. O zaman tek meme damarını alıyoruz. Koldan hemen hemen almaya çalışıyoruz. Tabii. Evet. Koldaki damar da yine tıkanma radyal arter diyoruz. Onun da tıkanma oranları biraz daha düşük. Bacaktan aldığımız damarların tıkanma oranı biraz daha yüksek. Ama kendini iyi bakarsa hasta yine onlar da yine 10 yıl sonra bile %70-80 açık kalabiliyor. Aslında bedenimizden orijinal damarları... Tabii tabii. Yani evet. bir sıkıntı yok. Yani alerji diye bir şey yok. Reddetme diye bir şey yok. Çünkü kendi yapın, kendi organı. Peki hocam, izninizle telefondaki izleyicimize merhabalar diyelim. Alo. Duyabiliyor musunuz? Alo. İyi günler. İyi günler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dinleyelim efendim. Buyurun. Ben Antalya'dan arıyorum. İbrahim Çöldür, 61 yaşındayım. Evet. Geçmiş olsun. Buyurun. Teşekkür ederim. Hocam, tıp bayramınızı kutluyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben 15 yıl önce bypass oldum. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Üç damar değişti. Tamam. Köprü yapıldı yani. Tamam. Ama o ameliyat sırasında takılan iki damarın ucu kapalı kalmış. Kan girmemiş içine. Evet. Bir damar %33 çalışıyor. Çok şikayetiniz var mı şu anda? Bir şikayetiniz var mı? Yürürken göğüs ağrısı falan oluyor mu? Ben medikal tedaviyle bu zamana kadar geldim. Evet. Tekrar anjiyo yapıldı. Stent falan takıldı mı sonradan? Yok, stent yok ama anjiyo yapıldı. Belki 10 defa açılmıyor. Açılmıyor. Stent de takılamıyor anladığım kadarıyla. Evet. Evet, stent de takılamıyor. Tekrar bypass diyorlar ama ben de göğüs kafesini bir daha kestirmek istemiyorum. Yani şikayetiniz önemli burada. Kalbinizin genel şeyi önemli, durumu önemli. Eğer evet. çok şikayetin var ise, çok göğsünün ağrın varsa, efor esnasında ağrı duyuyorsan ya da ıstırahat halinde ağrı duyuyorsan ve kalbinde hani çok zayıfladıysa kasılması. Yani hı hı. ikinci kez ameliyatta olmaktan çok korkmaya gerek yok. Olabilirsiniz. Yani ikinci ameliyatların o birinci ameliyata göre biraz daha riskli olabilir. Ama yine de yani çok aşırı bir risk yoktur. Eğer varsa şikayetiniz, olmanızda fayda var. Yani. Çekinmeyin yani. Şimdi yani ben o zamanlar bir de emboli falan da geçirdim. Akciğer embolisi. Evet, açıkçası korkuyorum yani. Yani akciğer embolisi bizim ameliyatlarda nadiren olur. Çok olmaz ama tabii bu arada akciğer fonksiyonlarınız nasıl, böbrek fonksiyonlarınız nasıl, diğer damarlarınızda, beyin damarlarınızda, bacak damarlarınızdaki problemler nasıl, onlara bakmak lazım. Evet. Yani şöyle diyelim, bizim ameliyattan sonra bazen hakikaten tıkanabiliyor ya da teknik olarak yaptığımız bypasslar çalışmayabiliyor, olabiliyor bazen. Yani çok sık gördüğümüz evet. şeyler değil ama olabilir. Bazen işte dediğim gibi stent takılabiliyor. Bazen daha sonradan ameliyat tekrar ikinci kez, üçüncü kez ameliyat ettiğimiz evet. hastalarımız var. Olabilir yani. İkinci kez ameliyat olmaktan çok korkmanıza bence gerek yok. Şunu soracaktım hocam, ben size daha doğrusu. Yani göğüs kafesini kesmeden ameliyat yapmak mümkün değil mi yani? Şimdi ikinci kez ameliyatlarda mümkün değil. Yani ilk seferinde evet. belki bazı durumlarda yapılabilir. Robotik cerrahisi olsun ya da meme altı cerrahisiyle. O da yani her hastaya yapılamıyor. Bazı hastalara yapılabiliyor. Ama bu tür durumda açık yapmak lazım. İşte değerlendirmek lazım. Evet. Yani akciğer fonksiyonlarınız nasıl, böbrek fonksiyonlarınız nasıl, diğer damarlarınızın durumu nasıl? Eğer evet. ciddi bir risk yoksa ameliyat olabilirsiniz. Ama ciddi KOAH'ınız var ise... KOAH'ım var, şekerim var. Yani, onun da kan hastalığım var. Yani onları işte var. Değerlendirmek gerekiyor tabii. Yani evet. ama onlara rağmen yani onların belirli bir sınırlarda ise ya ameliyat yapılabilecek sınırlarda ise yine ameliyat olabilirsiniz. Yaşınız kaçta? 61. Yani 61, yaşınız daha genç yani. Evet.
Ben zaten tıp fakültesine sürekli gidip geliyorum, kontrollerimi, şeylerimi yaptırıyorum zamanında. İşte medikal tedaviyle idare ettim bu zamana kadar. Evet, yani tabii bazen işte dediğim gibi bazen medikal tedavi veriyoruz. Hı-hı. Bazen ameliyat öneriyoruz. Sizin tabii bu arada işte dediğim gibi şikayetiniz ve kalbinizin ve diğer organların durumu önemli. Hı-hı. Ama benim size demek istediğim, yani ikinci kez ameliyatlardan çok da korkmamak lazım. Yani evet. Hani biz çok yaptığımız ameliyatlar ikinci kez, üçüncü kez yani bayağı sık oranlarda yapıyoruz. Anladım, yani sonuçlar da o kadar da çok kötü değil. Bazen hastalarımız hakikaten çok fayda görüyor ikinci kez ameliyatlardan sonra. Yani evet, olmanız gerekiyorsa dediler. Olun yani onu demek istiyorum. Korkmayın ameliyattan. Bu sıkıntılardan dolayı hocam. Kalpte kırcal damarlar oluşmuş. Bypass'larını tabii. Onlardan kan aktarılıyormuş yani bunu evet. Söylediler bana. Tabii olabilir tabii. Zaman içerisinde yani. Zaman içerisinde gelişmiş olabilir. İşte bu da sizin şikayetinizi eğer zaten öyleyse çok şikayetiniz olmaması lazım. Mesela ne kadar yürüdüğünüz zaman ağrı geliyor göğsünüze? Zaman zaman oluyor hocam ama ben kilo almamaya çalışıyorum. Şu anda 72 kiloda falanım. Tamam. Güzel. Kilo almamaya çalışıyorum, yürüyüş yapmaya çalışıyorum. Tabii, geldiği tabii, kadar. Bol yürüyüş yapıyorum. Bu şekilde yapıyorum. İdare ediyorum. Evet. Yani idare edebilirsiniz dediğim gibi. Ama bu arada şikayetiniz önemli. Eğer evet, diyelim ki yani 100 metre yol yürüdünüz, göğsünüz ağrı geliyor, ama... 50 metre yürüdünüz, göğsünüz ağrı geliyor, sizin günlük hayatınızı zorluyorsa ameliyat evet. olmanızı tavsiye ederim. Ama yürüdüğünüz zaman ağrınız yok ise o zaman gerek yok ameliyata. Tamam hocam, çok teşekkür ederim. Antalya'ya çok teşekkürler İbrahim Bey. Sağ olun. Antalya'ya sevgiler gönderin. Peki izleyicilerimizin çoğunluk sorusu İbrahim Bey'in de söylediği biraz böyle endişeli cümlelerin cevabını alalım hocam. Bypass riskli bir ameliyat mıdır? Hangi durumlarda daha çok gerekmektedir? Ya, bypass çünkü... ameliyatı şimdi artık %1'in altında. Evet. Yani normal bir hastada diyelim ki ciddi bir akciğer problemi yok, ciddi böbrek problemi yok, ciddi ileri yaşı yok ise... kalp kası daha ciddi problemleri yok ise diğer kapaklarında da problem yok ise %1'in altında ya da %0.5 diyeyim yani. Yani son derece düşük bypass ameliyatlarının riski. Diyelim ki kapak hastalığı var yanında işte kalp kası zayıf. Hadi olsun %2 oluyor, 3 oluyor. Yani bazı çok özel durumlar olabiliyor. Kalp çok son derece zayıf oluyor. Ciddi başka problemler olabiliyor. %5'lere, 10'lara, 15'lere çıkabiliyor ama dediğim gibi normal bir hastada çok riskli değil. Yani bir insanın damarlarında darlıklar, %80-90 darlık oluşmuş, 3 damarında kritik darlıkları var. Yani genç bir hasta, ciddi başka hastalığı yok. Yani bu hasta çok çok fayda görüyor bu hastalar. Evet. Yani olmaması son derece riskli. Yani olması son derece faydalı. Dediğim gibi ileriki yıllar içerisinde çok çok konforlu yaşıyorlar hastalarımız. Evet. Hocam sizin yapmış olduğunuz ekibinizle birlikte ameliyat görüntüleriniz var. Dilerseniz ameliyat görüntülerini yönetmemizden rica ederim. Tam ekrana yansıtabiliriz. Hem de kalabalık bir ekiple nasıl bir hazırlık aşamasını görme şansınız olacak. Ama öncesinde telefondaki izleyicimize merhabalar diyelim. Daha sonra ameliyat görüntülerini sizler birlikte ekrana yansıtıp ve üzerine de konuşmuş olacağız. Alo. Merhaba, iyi yayınlar Güday Hanım. Merhabalar, teşekkür ediyoruz. Buyurun. Hocama bir sorum olacaktı. Buyurun. Hocam merhaba. Merhaba. Uzun yıllar futbolla ilgilendim. Doktor kontrollerinde kalp ritim bozukluğu olduğu söylenmişti. Tamam. O yüzden sporu bıraktım. Şimdi ise bir rahatsızlığım oluştu. Ayaklarımda yanma, kollarımda uyuşmalar, göğsümde ağrı. Sonra babam beni dahiliyeye götürdü. Doktor reflü Refit edildi. İlaçlar verdi. Kullandım ama fayda etmedi. Şimdi de maddi olanaklarım yetersiz. Doktora da gidemiyorum. Sigortanız yok mu? Bir de nabzım hocam çok düşük. Bu benim kaça kadar düşüyor? 8'e 3. Tansiyonun düşük. 9'a 4,5 falan. Tansiyonun oluyor. Düşüyor. Nabız hızın kaç? Kalbin hızı kaç? Kaç civarı? Genelde böyle 75 yani. Tamam, anladım. O ara gidip geliyor. Acaba ben de internetten böyle bakıyorum. Acaba kalp kaslarım mı bozuk yoksa? Onu zaten ama bir eko yapıldığı zaman anlaşılır.
Yani bir ekokardiyografi ile kalp kasındaki problem nedir, var mıdır, yok mudur, kapaklarda problem var mı? Onlar anlaşılır. Ritim problemin ne olmuştu da bıraktınız? Aslında sporu bırakmasanız daha iyi tabii. Ciddi miydi ritim problemi, ne var dediler? Bilginiz var mı? İsmi olarak biliyor musunuz ne olduğunu? Uzun yıllar oldu hocam. 5-10 sene oldu. Korktum işte acaba dedim kalp krizi falan geçirdim diye. Ya yaş kaç? Yaş kaç? Kalp krizi olunca sonra ölümle bitiyor. Yaşınız kaç? Şu an 31 hocam. Yaşınız şu an. Sigara içiyor musun? Evet hocam. Sigara da kullanıyorum. Ailenizde var mı genç yaşta kalp krizi geçiren, stent takılan, bypass olan dayılar, teyzeler, babalar, baba, anne, amcalar? Bir tek dayımda var hocam. Dayınız kaç yaşında? Dayımda 65 yaşında. Kalp krizi mi geçirdi? O da açık kalp ve bypass oldu. Kapalı kapalı ameliyatları geçirdi. Stent takıldı. Tamam. Ya yani dayınızda varsa riskiniz var. 30 yaşında hani kalp krizi geçirme riskiniz tabii ki sigara içtiğiniz için olabilir. İşte ama bunu değerlendirmek lazım. İşte bir kardiyolojiye gideceksiniz. İşte ekonuz yapılacak, efor testiniz yapılacak, gerekirse sintigrafi yapılacak. Yani sigarayı sizin muhakkak bırakmanız lazım. Yani risk altındasınız. Tamam hocam. Çok yani sigara son derece riskinizi artırabilir. 30 yaşında ben çok kişi biliyorum. Özellikle genetik faktörler var ise 30 yaşında kalp krizi geçiren çok hastamız var. Peki hocam bir sorum daha olacaktı. Bu erkeklerde bu varis gözükmez ama bende şimdi varis böyle damarlar böyle deri yüzeyine doğru çıkmaya başladı. Evet. Çünkü bu damarlar kalbe de gidiyor acaba? Yok, kalple onun bir ilgisi yok. O damarların sadece toplar damarları onlar. Yani atar damarı değil. Onlar toplar damarlar genişleyebilir zaman içerisinde çok ayakta duran kişilerde. Bazen de genetik faktörlerden dolayı. Onun kalple falan bir ilgisi yok. Onun kalbe bir zararı yok. Ben de şunu düşündüm hocam. Çünkü bu toplar damarlar yüzeyde olduğu için besinden ve oksijenden de yetersiz. Hiç alakası yok. Ben de böyle yok. Düşündüm. Alakası yok. Çok teşekkürler hocam. Hadi geçiyorsun bakalım. Sağlıklı günler. Yönetmenimizden rica edelim. Ameliyat görüntülerini ekrana tam yansıtırsak ameliyat aşamasına hazırlıklarının nasıl yapıldığını değerli hocamızın ekibiyle birlikte görmüş olacağız. Burada tam teşekküllü bir hazırlık safhasında herhalde hocam tüm bilmediğimiz için soralım. Branşlardan onay aldıktan sonra ameliyatı. Ya şimdi tabii biz şimdi kalp ameliyatına hastayı hazırladığımız zaman bütün biyokimyasal dediğimiz kan tellerinin hepsine bakıyoruz. Evet. İşte böbrek fonksiyonları nasıl, karaciğer fonksiyonları nasıl, kan değerleri nasıl, onları değerlendiriyoruz. Ondan sonra göğüs doktorumuz muhakkak görüyor, son fonksiyon testi yapılıyor. Karotis dediğimiz şah damarına muhakkak bakıyoruz, orada darlık var mı yok mu bakıyoruz. Eğer bacak damarlarından şüphelendiysek onlara bakıyoruz var mı yok mu. Toplar damarlarının da bir problem var mı yok mu, onları değerlendiriyoruz. Eğer şüphelenirsek işte dahiliyeci arkadaşlardan, nöroloji doktorundan yani hangi bölümde uygunsa onlardan konsültasyon istiyoruz. Hastayı muhakkak bir değerlendiriyoruz. Yani hasta ameliyattan önce ciddi bir analizden geçiriliyor. Anestezi doktorumuz sonra hepsini bir değerlendiriyor. Sonra beraber bir istişare yapıp ona göre ameliyat edip etmeyeceğimizi ya da ne zaman edeceğimize karar veriyoruz. Evet. Ameliyatta da yani diğer ameliyatlardan farklı olarak bizde biliyorsunuz kalp akciğer makinesi var. Diğer hiçbir ameliyatta olmayan bir şey bu. Bu sadece kalp ameliyatlarında özgü bir makine. Biz bu makine sayesinde kalbi ve akciğerleri tamamen durduruyoruz ameliyat sırasında. Evet. İşlemimizi yapıyoruz. Bu arada kalbin ve akciğerin görevini o makine yapıyor. Kalp akciğer makinesi diyoruz ona. Tabii onu çalıştıran bir perfüzyonistimiz var. Son derece önemli. Muhakkak iki tane hemşiremiz oluyor ameliyat sırasında. Anestezi doktorumuz ve anestezi teknisyenimiz muhakkak oluyor. En az bir ya da iki tane cerrah oluyor. Bazen üç cerrah oluyor ameliyat sırasında. Yani oldukça kalabalık bir ekip oluyor. Hani böyle bir çok yapıyoruz, riski çok düşük diyoruz ama hakikaten son derece titizlikle yapılması gereken bir ameliyat. İşte enfeksiyon koşulları, şartları çok iyi olması lazım. Havalandırması çok iyi olması lazım. Yoğun bakım şartları çok iyi olması lazım. Servise çıktığı zaman servis şartları iyi olması lazım. Yani bunu çok basite
gibi anlatıyoruz ama aslında çok basit indirgemiyoruz biz yaptığımız evet. zaman son derece ciddiyetli ve sorumluluğu tabii. Yani var. Çünkü ufak hatalar basit bir enfeksiyon yani dikkat etmeliyiz bir enfeksiyon olsa bir medyastenit dediğimiz bir şey olabiliyor. Son derece hastayı sıkıntı ölüme olabilir. Kadar götürebilen sıkıntılar olabiliyor. Ya da kapak takıyorsun orada bir şey oluyor endokardit oluyor. Kapa iltihabı son derece sıkıntılı. Evet. Yani bunlar ya da kalp akciğer makinesinde bir en ufak bir yaptığı hata ölümcül sonuçlara sebep olabiliyor. Evet. Şimdi hem görüntüler eşliğinde sanırım hocam ekrana yansıyan akciğer... Bak kalp akciğer makinesi arkadaş evet. orada oturuyor başında mesela evet. çeviriyor. Burada, işte, burada çok hassas ve şeyler, görüntüler. Ciddi kritik saatler diyebiliriz değil mi hocam? Yani sizin ya için işte, belki alışkanlık şey. Ama dışarıda evet. bekleyen izleyiciler evet. Mutlaka yakınlarından bilecektir seyircilerimiz. Ekranların başında mutlaka kalp hastalarımız yakınlarının daha biraz fazla ameliyat olan kişiden tedirgin olduğunu sizler de gözlemliyorsunuzdur tabii, hocam. Oluyorlar, evet. Saatler geçmiyordur. Tabii 3-4 saat sürüyor. Evet. Tabii zor bir kimi süreç. Yakalıyorlarsa kolay değil, o kolay esnada değil, tabii, değil mi hocam? Tabii, nasıl nasıl değil, gidiyor diye değil. Mutlaka. Kolay değil sorular, ama dediğim gibi yani riskimiz son derece az. Yani bizim kendi mesela yaptığımız ameliyat oranlarına baktığımızda %1'in çok altında yani. Hocam şimdi yine izleyicilerimiz çok mutlu, sağlıklı bir şekilde kalp ameliyatı geçirdikten sonra hayatlarını sürdüklerini söylüyorlar. Hazırlama safhasında birçok izleyicimiz de kan desteği hazırlıklı mı oluyorsunuz hocam? Tabii. Yani bizim ameliyatlarda hani mümkün olduğu kadar hasta kan kullanmayı çok sevmiyoruz. Mümkün evet. olduğu kullanmamaya çalışıyoruz ama olabiliyor. Çünkü sonuçta büyük bir ameliyat, büyük bir kesi. Evet. Kanama oranları ameliyat sonrası dönemlerde olabiliyor. Onun için biz genelde böyle 3-4 tane hazırda bulunduruyoruz. Yani hepsini kullanmıyoruz belki ama bazen hiç kullanmıyoruz. Bazen 1-2 tane kullanıyoruz. Bazen daha hazır fazla kullanıyoruz. Fayda evet var, tabii. Evet. Onun için hazır bulundurmamız gerekiyor. Onun için Kızılay ile istişarede bulunuyoruz. Zaten bizim kendimizi almamız, saklamamız zaten yasak. Kızılay'dan evet. istiyoruz. Kızılay onu bize tedarik ediyor sağ olsunlar. Evet. Son 5 dakikamız hocam. 1 saati bitiriyoruz ama vakit nasıl geçtiğini anlamıyoruz. İzleyicilerimize evet. de belki bir telefon daha alabiliriz ama sorular çok fazla var. Özellikle sorularınızın çoğunluğu adına bypass olan kişinin psikolojisi bozulur mu hocam? Çok fazla soruyorlar. Yani ilk bir zamanlar biraz oluyor. Olabilir. Çünkü bypass ameliyatı hakikaten yani stresli bir ameliyat. Yani evet. daha doğrusu insanlar strese giriyor. Kolay değil. Yani bir insana hemen bypass ol dediğin zaman zaten 2-3 gün şok geçiriyor zaten. Kendine gelemiyor. Ondan sonra ameliyat dönemi. Oluyor. Evet. Ameliyattan sonra işte biraz bir takım ilk günler ağrılar oluyor, sıkıntılar oluyor. Onun için biraz stres olabilir. Strese bağlı sıkıntılar olabiliyor. Ama daha duygusal sonra düzeliyor yani. Düzeliyor. Duygusal tabii, tabii, olabiliyor düzeliyor, mu? Düzeliyor. Çünkü tabii, eşler oluyor. Birbirini, yakınlar biraz şikayet birbirini... alıyoruz bazen. Evet. Çok sinirlendi diyorlar. Çok duygusal oldu diyorlar. Duygusal. Bazen şikayetler İçine geliyor. İçine kapanık olabiliyor mu izleyicilerimiz olabiliyor, sorduğu olabiliyor, sorularız? Olabiliyor, evet. olabiliyor. Ama dediğim Geçiş. Gibi zaman içerisinde evet. düzeliyor. O işte hasta yakınlarının ve doktorun hastayı hazırlamasıyla da ilgili biraz yani. Peki hocam izninizle son telefonumuzu alalım. Kapanışa çünkü çok fazlasıyla yaklaştık. Telefondaki izleyicimiz duyabiliyor mu bizi? Alo. Alo. Merhabalar. Merhaba, hayırlı yayınlar. Çok teşekkürler. Dinleyelim efendim. Efendim ben de kalp sorunu çıktı. Bir haftadan beri böyle göğsümde ağrı falan vardı. Çok geçmiş olsun, geçmiş olsun. Kalp doktoruna geciktim falan. Ben de nabız düşüklüğü var efendim. 49'a kadar düşüyor. İzmir'den. Evet. 49. Yani o nabız geziyor sanki. 49, 53... 56, 58 yani, böyle yani. Tam blok dediğimiz bir problem yoksa 49-50 bunlar yani kabul edebilir sınırlar. Daha önce de spor falan yaptınız mı? Daha önce tabii spor yapıyordum. Yani spor yapanlarda olabilir bu. Çok ciddi problem değil. Yani ritim 49-50 ya 40'lara kadar bazen 30'lara kadar da düşebiliyor bazı çok spor yapan kişilerde. Yani 49-50 çok kötü bir rakam değil. Ama benim yaşım 67 efendim. Olsun tamam sıkıntı yok. Yok değil mi? Yani ben sadece ritimden dolayı çok çekinmenize gerek yok. Ama evet. EKG'ye bakmak lazım. Yani tam blok şimdi, dediğimiz, blok dediğimiz durumlar var ise. Affedersiniz lafınızı kesiyorum hocam. Buyurun. Doktorumla görüştüm. Tabii filmler çekildi. Renkli tamam, filmler tabii, falan çekildi. Falan takılmıştır. Bakılmıştır. Evet baktılar. Anjiyo dediler. Tabii olabilir. Anjiyo yapılabilir. Şüphelendilerse damar tıkanıklığından yapılabilir tabii. Evet. Bir de göğüs yani ağrısı da oldu dediniz sanki başlangıçta. Yani göğüs ağrısı da oldu dediniz sanki. Tabii göğüs ağrısı varsa tabii. Yani o zaman şüphelenmişlerdir. Anjiyo
yapmak gerekebilir. Bazen damar tıkanıklıklarında da böyle ritimler yavaşlayabilir, bloklar olabilir. Yani kalbin ritmini sağlayan bölgelerin eğer oraya az kan giderse damar tıkanıklığı orada blok dediğimiz kalp ritminde yavaşlamalı olabilir. Yani bu kalp damar tıkanıklığıyla da ilgili olabilir bu şikayetiniz. Onun için anjiyo yapmak hakikaten doğru olabilir. Anjiyo yaptıktan sonra zaten daha ayrıntılı herhalde size bilgi verirler. Bazen de sol ayağıma ağrı giriyor. Yani sol ayağındaki ağrının kalple bilgisi yok. Tam dizime. Yani kalple bilgisi yok. Yani damar tıkanıklıkları tabii olma ihtimali olabilir ama onun muayenenin anlaşılır zaten. Onu küçük bir muayenenin belli olur onun ne olup olmadığı. Evet. Ama kalple ilgisi yok oradaki ağrının. Çok teşekkür ederim hocam. Çok geçmiş olsun. Anjiyo yaptıktan sonra zaten sanırım size gerekli bilgi verirler. İzmir'e sevgiler olsun Hilmi Bey. Özellikle hocam kapanışa gidiyorum. Şimdi ameliyat geçiren ya da kalp hastalığının tanısını koyduğunuz hastalarınızın tekrar başa mı döneceğim acaba? O sıkıntılı dönemi atlatmışken yine aynı sıkıntıları çekmek istemiyorum. Acaba i̇şte, yine çok... olmaması için evet, demin bahsettik işte. Niye? Yani bizim çok rutin söylediğimiz evet. Hemen hemen bütün Ahmet İzmir hastalara söylüyoruz. Kesinlikle kilo almıyoruz. Evet. Sigara içiyorsa kesinlikle bırakıyoruz. Şekerimiz varsa onu muhakkak kontrol altına alıyoruz. Zaten kilo verdiğimiz zaman otomatikmen şeker kontrol altına alınıyor. Yani biraz da diyete dikkat etsek, şekerli şeylerden uzak durursak, yeme içme, hem içecek hem yiyecek, hamur işlerinden uzak durursak zaten dediğim gibi bunlar normale dönüyor. Düzenli spor yapar isek çok korkmalarına gerek yok. Bir de hocam dünyayı biz mi kurtaracağız? Bir de birçok kişinin sorumluluğunu da alıyoruz. Stres beraberinde belki de bütün sıkıntıların başlangıç noktası tabii, oluyor. Stres önemli bir durum. Ama işte herkes onunla baş etmek zor stresle. Evet. Yani yaşam koşulları kendimize çok iyi kolay bir şey değil yani. Kesinlikle. Ama dediğim gibi yani en basit şey yani aslında bu kadar konuşuyoruz. İki tane şey iş dönüyor. Obezite ve sigara. Evet hocam. Sağlık sorunlarının %80-90'ı bu iki şeyle ilgili yani. Şu andaki mevcut olan hemen hemen tüm sağlık sorunlarının %80-90'ı bu iki şeyle ilgili. Kilo. O kadar basit yani. Ve kilo sigara. Ve sigara. Peki hocam çok teşekkür ediyoruz. Emeklerinize, bilgilerinize sağlık hocam. En yakın zamanda yeniden bizleri ihmal İnşallah. Etmeyiniz. Ağırlamak dileğiyle. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Değerli hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Aslında sözün özü değerli hocamız diyor ki kendimize çok iyi bakmamız lazım. Özellikle kalbimiz olursa mutlaka daha dikkatli olmamız lazım. Kilodan uzak duruyoruz. Kötü alışkanlıklarımızdan uzak duruyoruz. Ve spor mutlaka hayatımızda olmalı. Yarın yeniden aynı saatte birlikteyiz efendim. Allah'a ısmarladık. Avrasya Hastaneler Grubu Şifa Kapısı'nı sundu.